Efsanenin şampuanıyla sen de efsane ol. Cristiano Ronaldo tarafından tasarlandı. Stefan Kuntz'un bu kalecilerle alakalı aslında dünyanın bu en boş tartışması. Evet abi. Yani ya biz niye bunu tartışıyoruz kardeşim? Yok Altay oynar, yok işte. Abi kim oynadı? Uğurcan yani oynar. İkisi de gayet iyi kaleci. Biri oynar, biri de bekler. Ersin ya girse Ersin de kimse yadırgamayacak. Yani abi gayet iyi. Üç kaleci bizde çok ya iyi. Ya bir tek kalecinin iyi kardeşim. Da yok diyoruz ya yani. Bir tek kalecilerin iyi ya. Bunları birbirine sokmayın arkadaş ya. Evet. Ama işte bu Fenerbahçe ve Trabzonspor trolleri. Yok Altay oynar, yok işte Uğurcan oynar. Ya birisi oynasın ya. Uğurcan'ı da buradan söyleyeyim. Ben bu Uğurcan'a Türkiye'de Kapa'dan iyi diyen ilk adamım ben. Hı. Kapa'dan iyi kaleci demiştim. Daha o zaman oynamıyordu. Hı hı. Eğer Karadağ maçında Altay oynadıktan sonra söylendiği gibi otobüsü beklemeyip erkenden gittiyse yanlış yapmış. Ben oynatmadan o zaman trip yaparım demişse yanlış yapmış. Hı hı. Onu söyleyeyim yani. Onun dışında yok. Yani bu saçma tartışmayı bırakalım ya, ne olur ya. Evet. Aynen. Neticeye bakalım biz. Çok ufak detayların içinde boğuluyoruz abi. Evet, bir süredir gündemi meşgul eden isimlerden biri de Ferdi. Bu bir iki gündür de Galatasaray'ın kovaladığına dair haberler var. O konuda bir bilgin var mı abi senin? Galatasaray neyi kovalıyormuş? Ferdi'yi. Ha, sözleşmesi bitti. Aynen. Falan. Hayırlısı olsun. Yok, bilgim yok. Bilgim yok yani. Bu konu hakkındaki yorumunuz ne olacak? Türkiye'yi seçecek, seçmeyecek, bu çok konuşuluyor. Ya Ferdi gelecek, ne olacak abi? Aynen abi. Hani bu ne kadar olacak bize yani? Ferdi tamam çok iyi. Bu sene Vitor Pereira gelene kadar niye Ferdi kavgası yoktu yani? Yani şimdi yıllardır gözümüzün önünde olan Ferdi'yi konuşmak yerine Barcelona'daki genç çocuğu kaçırma mesela. Yusuf Demir'i kaçırma abi. Değil mi? Bak şimdi yani. Emre Demir 17 yaşında gitti Barcelona'ya çocuk. Tabii. Madem bir değişim yapacaksın bundan sonra oynat mesela o çocuğu. Direkt oynat. Emre Demir'i. Ha. Yani bu 4 maçtan sonra oynat artık. Daha Ali var mesela Akman. Arda'yı oynat. Efendim Ali Akman'ı oynat. Halil oynat. Yani Ferdi Türkiye'yi seçer, Türkiye'de de oynar. Zamanında Belçika öyle yaptı zaten. Yani Hollanda'da 11 oynamaz Ferdi. Hollanda milli takımda 11 oynayacak bir şeyde değil. Yok. Öyle bir durum yok. Kanada'da oynayabilir. Kanada milli takımda oynayabilir. Onu tercih edebilir. Aileden, Türk milli takımını tercih edebilir. Bence... Ben anlamadım şimdi. Ferdi'nin 3 tane mi pasaportu var? 3 pasaportu var. Annesi Kanada kökenli. Dünya vatandaşı abi. Ha. Annesi Kanada kökenli Hollandalı. Babası Türk. 3 yerden şansı var çocuğun. Evet, Hollanda pasaportu. Zaten Hollanda doğumlu. Hollanda, Kanada veya Türkiye'den oynayabilir. Hollanda'yı seçeceğini hiç tahmin etmiyorum. Aynen. Babası da zaten Türkiye'yi seçsin istiyor. Türkiye'yi seçer, Türkiye'de de oynar. Gayet de oynar. 3 ayrı pasaporta sahip olmak da enteresan kafaymış ya. Evet gerçekten. Ya kendimi hayal ettim de yani. Çok iyiymiş bu. Çok iyi abi. Sınırdan içeriye girerken üçünü de atıyorsun baba, al diyorsun. Lan diye böyle. Laps diye. Vallahi suratına vururum direkt. Pasaport memurunu yani. Dolayısıyla Ferdi milli takımı seçeceğini düşünüyorum. Fener'de de devam eder. Fener'de de sözleşmesi uzatılır. Devam eder. Ya ben de hani öyle bir... Kasım milli arasında falan atılır sözleşme. Menajer fişeklemesidir diye düşünüyorum ben de. Tabii canım. Sumudica döndü dolaştı. Bence kariyerinin tamamını Türkiye'de inşa edecek ya Sumudica. Yani burada da olmazsa olmaz ama. Abi bence gene bulur ya. Yani bak Kayseri'de oldu. Antep'te oldu. Ama mesela Rize'de olmadı. Sonra evet. Bir yere daha gitti. Orada da olmadı. Yurt dışına bir yere gitti. Orada da olmadı. Burada da olmazsa olmaz. Öyle delisin, tatlısın falan ama. Evet. Ya bence... bir şekilde o deliliğin de reytingi olduğu için. Pardon. Oldu da şimdi bu adamın bir özelliği var abi benim fark ettiğim. Gaziantep'teyken de öyleydi. Mesela büyük takımlara karşı oynarken hele böyle maç berabereyse veya 1-0 öndeyse sanki özellikle oyunculara şöyle bir taktik veriyor. Rakip sahada atağa çıkarken topu kaybederseniz kendinizi yere bırakın. Yere atın tabii. Herkes yere yatıyordu ve elini kaldırıyor. Dersin ki adamın ayağı. Hocalardan biri. Evet yani bir olur. Tek başına olur, da değil. Abi sürekli. Genel Türk hocalarının şeyi abi. Hayır, Türkiye'de çalışan hocalar. Evet, sen de hoca olarak buna izin vermeyeceksin maçı yöneten kimsen tabii, yani. Tabii, oynatacaksın tabii. Abi işi. Hep neyse tempoyu onlar, düşürüp zamandan çalarak. İnşallah. Ne diyelim? Başarılar dileyelim hocamıza da ama. Hocamız yani, burada da olmazsa artık Sumudica'da yani olmaz deriz. Akıllı ol Sumudica diyoruz. Yemiyoruz yani bu işleri abi. Ayıp oluyor yani. Çıkın oynayın. Evet, hafta sonunda Formula 1 heyecanı yaşandı. Valtteri Bottas mutlu sona ulaştı. Kariyerinde ilk defa. Gittin mi sen? Yok gitmedim. Ya televizyondan takip ettim ama çok böyle geçen senekilere göre bilmiyorum siz baktınız mı? Göz kestiniz mi? Tribünler falan doluydu. Ben çok Formula 1'ci değilsin. Benim işim olmaz abi. Tribünler abi yağmura rağmen bayağı doluydu. Çünkü önceden biletleri almışsın, dünyanın parasını tabii vermişsin. Orada kar bile yağsa. Bir de geçen sene de kursakta kaldı ya insanların, evet, seyircisiz olunca. Ama tabii organizasyon ve ulaşım açısından çok büyük skandallar vardı. Formula yarışına gidenler 2,5-3 saat önceden gidip arabayı 15 kilometre geride bırakıp yürüye yürüye oraya gitmece, bir de bittikten sonra telleri melleri kırıp yıkıp falan oradan tekrar otobana çıkıp yürüye, bunlar işte olmuyor abi. Bir organizasyon yapıyorsan burada yapacaksın. Ya orayı trafiğe kapatacaksın. Diyeceksin kardeşim bugün gitmeyin yarış abi var. Gitmeyin abi, ne işiniz var? Sadece yarışa gelenler bu yolu kullanıyor. En güzel gitmeyin. Ya da evinizde seyredin yani. Bir ara Olimpiyat Stadı'na gidişler öyle. Of fena. Belki de hala öyledir şimdi. Hani seneler öyle oldu da. Yine öyle abi. Bir ara insanlar oraya gitmek abi için bayağı Airbnb yapmayı falan düşünüyorlar. Her yani stada giriş şey ya. Yani bir zulüm ya. Kolaylık belki biraz Dolmabahçe'de nispeten kolay. Tabii Dolmabahçe aynen. Yani şeyin de arkasına falan dönmek, Telekom'un da arkasına falan dönmek zor işler abi. Asansörle çıkacaksın, yürüyeceksin. Çok yürüme var abi. Çok yürüme bana ters baba ya. Çabuk boşalıyor. Çok yürüme bana ters abi. Neresi abi? Fenerbahçe'nin stadı. Abi 4-5 yerden boşalması var da boşalırken kolay, girerken zor abi. Evet. Bana diyorlar niye maça girmiyor? Maça gidilir mi ya? Maç dediğin eziyet abi. Tabii her maç eziyet haline dönüyor. Hafta sonu tabii Formula 1 ile alakalı sosyal medyada çok şey konuşuldu. Geçtiğimiz sene de bir Tuzla Belediyesi'nin böyle pist temizlemek için bir paylaşımı olmuştu. Mercedes trollemişti. Şimdi yine böyle karşılıklı paylaşımlar sosyal medyada dolandı. Evet. İşte kendi şoförlerinin adını yazmış. Formula güzel 1 pilotlarının adını silip güzel, İlker aferin ve Hakan diye. Ya bu at koşar baht kazanır değil mi abi bu? Araban iyiyse geçmiyor musun herkes öyle hiç değil mi abi? Ondan değil abi. Tamam, pilotun mutlaka katkısı vardır abi da. Abi pilotaj var tabii canım. Yani ben motora ayı gibi yaparım. Hadi gel geç abi ya. Ama işte oralarda zaten Formula 1 yönetim sınırı yani şey gibi değil. Yani sözde FIFA'nın da yani kuralları var. City'ye harcama limiti geliyor falan ya sözde. Ferrari sürekli iyi diyor abi. Ya Ferrari ya şey Mercedes, McLaren. Tabii. Ama işte burada şey o kadar önemli ki abi, arabaya yakıt olarak koyduğun 1 litre benzinin bile fazla olması seni zaman olarak geriye düşürebiliyor. Orada yani acayip bir taktik. Mesela Hamilton'ın ısrarla kendi takımı pite gir diye zorladı. Galiba arada çok az bir zaman kalmış. Şimdi ne kadar? Evet, şimdi süreyi hatırlamıyorum ama bayağı zamanı azaltmıştı, daraltmıştı. Hı-hı. Takımı dinleyip pite girince yalan oldu. Belki madalya alacaktı yani orada. Podyum yapacaktı. Evet. İşin arkasında öyle bir hikayede dönüyor. Bu işte şike var mı ya? Şike var mı bu işte? Abi burada bir de tabii yağmurda bu süratle araba kullanmak da çok büyük marifet. Ya pilotlara küçümsemek için söylemiyorum. Abi, yani olay arabada abi bence. Şumayer'i sonunda izledim abi. Şumayer. Abi ben onu bile izleyemedim ya. Hiç yokmuş bende ya. O kadar. Biraz kıl bir arkadaşımızmış ama. İlk seyrettiğim bölüme göre. Ya çok işte bir de o Sena hikayesinden, Sena'nın kazasında evet, da aslında o sıkıştırıyor falan ya, öyle bir mevzular. Sen izlemiştin değil mi? İzledim. Efsanenin şampuanıyla sen de efsane ol. Cristiano Ronaldo tarafından tasarlandı.